Bacımızın merkez camisi olan Devlet Han Camisi 1200 yılında 2. Kılıç Arslan tarafından oğlu için yaptırılmış. Burası Yalvacımızın merkez camisidir. Camimizin şadırvanı. Bu şadırvan daha önceden, çok eskiden olmasına rağmen 1924 yılındaki Michigan Üniversitesi'nin kazılarında sırasında çekmiş olduğu fotoğraflarda görebildiğimiz şadırvan 1964 yılında yıkılarak bu şekilde yeniden yapılmıştır. Camimizin ana girişi burası. Buradan girdiğimizde sağ tarafta ve sol tarafta yapılıkları görebiliriz. Burası İmam Odası. Evet, batı cephesindeki kapı girişi, kuzey cephe kapı girişi ve doğu cephesi kapı girişi. Altı sütun üzerine oturtulan kubbeler. Belirli bölümde evet 6-9 sütun oluyor. Çünkü 3 tane de ikinci katı tutan kubbeler var. Üst bölüm Ramazan ayında ve normal zamanda namaz kılmak için bayanlar için ayrılmış. Bu kapı ve doğu cephesindeki kapıdan bayanlar girip üst kata çıkarak orada ibadetlerini yapabilmektedir. Evet, kubbelerimiz. Kubbeler. Gördüğümüz aydınlatma sabah namazına veya bayram namazına geldiği zaman özellikle güneş doğduğunda çok değişik bir renkle içeriye aydınlatmakta güzel bir desen verir. Tüm Yalvacı ve köylerine vaaz yapılan vaaz yapılan kürsü. Buradan yapılan vaaz Yalvacın 38 köyü ve tüm camilerine ulaşmaktadır. Sakalı Şerif olarak adlandırılan Peygamberimiz sakalının sergilendiği bir yer. Merkez camisi olması nedeniyle genelde tüm cenazeler buradan kaldırılır.
şekilde Yalvacımızın en eski ve merkez camisinde tanıtmış olduk. Allah yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul etsin inşallah.